Kurban etini nasıl tüketmeliyiz? Hangi bölümlerini daha sağlıklıdır tüketmekte? Sakatattan bahsettiniz çünkü. Hani hangi bölümleri daha iyidir tüketmek için? Biraz da o bilgiyi verelim izleyicilerimize. Vallahi de yani ben de Kurban Bayramı'nı kutluyorum seyircilerimizin, dinleyicilerimiz. Kurban etinin hepsi sağlıklıdır. Hangi bölüm diye bir şey yok. Kırmızı et çok sağlıklıdır. Sakatat çok sağlıklıdır. Kuyruk yağı çok sağlıklıdır. Öyle mi? Kuyruk yağında ben Elazığlıyım. Kakırdak denir. En lezzetli şeydir. Ay çok ve, lezzetli orası kesin de. Ama aman yemeyin hiçbir diyorlar. İşte kalp uzmanısınız söyleyelim. Ama bakın kalp uzmanı olarak söylüyorum. Hayvansal yağları hakikaten kalp enerji, kalp uzmanı olarak söylüyorum. Kalp enerjiyi kullanan en önemli organlarımızdan biri. Evet. Dakikada 70 falan biliyorsunuz. Evet. Heyecanlandığımız zaman yüzler, yüz tabii, binler spor yaptığımız zaman vesaire. 140'lara kadar çıktığı oluyor. Bu enerjiyi nereden alıyor kalp? Nereden? Şekerden mi alıyor? Hayır. Karbonhidrattan mı alıyor? Hayır. Doymuş yağlardan alır. Bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Kalbin çalışmasında enerjiyi veren, vücudumuza giren doymuş yağlardır. Tereyağıdır. Bunu da bunu da lütfen burada vurgulamak istiyorum. Beyin de yine onu alır. Beyin de işte şeker kullanır. Fakat yediğimiz şekerle hiç alakası yok beynin. Vücut ona göre şeker uygular. Fakat onun için yağlardan korkmayacağız. Fakat yağları yaktığımız zaman veya çok fazla kavurma yapıp siyahlaştırdığı zaman o tehlikeli. Şimdi ki neden insan tehlikeli? Kavurma o? Yapacak hocam kestiği etten. Kavurmayı düşük ısıda yapsınlar. Uzun sürede yapsınlar. Ben onu söylüyorum. Kısa kısa vakitte yani telaş etmesinler. Tereyağından katiyen korkmasınlar. Hayvan yağından katiyen korkmasınlar. Düşük ısıda istediklerini yapsınlar. Çünkü hakikaten kalp adalesini, enerjiyi bunu bir daha vurguluyorum. Ki en çok enerji tüketen kalbimiz dakikada şu kadar biz uykuda bile bunu yapıyoruz. Bacaklarımız çalışmıyor uykuda. Kollarımız da işte şöyle bir hafif hafif. Metabolizma evet. Çok yavaşlıyor. Ama kalbimiz aynı hızla devam ediyor. Peki bu enerjiyi nereden alıyor? Hayvansal yağlardan alıyor. Bu da nedir? Vücudumuza giren tereyağıdır.